Büyük petrol rezervleri ve Orta Doğu'daki varlıklı ailelerin sayısından dolayı Orta Doğu'daki bazı şeyhler dünyanın en zengin milyarderleri olarak bilinmektedirler. Körfez Kraliyet üyesi olan çoğu Arap ülkesi, kraliyetteki zenginlerin listesini yaparken şeyh ve şeyhikka terimlerini kullanıyor. Bu durumda bizlere şeyh denilince zengin insan anlamı içerdiği kanısını oluşturuyor. Arap Yarımadası'nda bazı kraliyet ailelerinin zenginliği gizlenmektedir. Her yıl açıklanan en zengin isimler listesinde Arap şeyhlerin isimleri geçmiyor. Çünkü halkın uyanmasını istemeyen bu liderler bir ülkenin kazanabileceği paradan bile daha fazla paraya sahipler. Durum böyle olunca da Arap zenginleri ilginç lüks harcamaları ve sıra dışı hayat tarzları büyük dikkat çekiyorlar. Gelin bu videoda gün yüzüne çıkmış Arap şeyhlerin lüks harcamalarına hep birlikte bakalım. Lüks tekne. Bahreyn emiri, nazik gelin olarak bilinen Prenses Diana'ya elmas ile kaplı bir tekne hediye etti. Diğer hediyeler, Kanada antikalarıyla dolu bir oda, Diana için bir Kanada elması, platin broş ve oyulmuş gümüş plakaları içeriyor. Ayrıca bir Alman şirketi prensese 20 bin dolar değerinde bir mutfak ünitesi hediye etmiştir. Doğum günü hediyesi olarak verilen bu hediyelerin maliyeti 1 milyon dolara yaklaşıyor. Düğün için stadyum. Veliaht Prens Abu Dhabi, Prenses Salama'ya 1981 yılındaki düğünlerinde düğün mekanı hediye etti. Bu özel stadyum herhangi bir düğün mekanı değildir. 20 bin özel koltuklu bir alandan oluşmaktadır. Düğün Forbes'ın hazırladığı milyarder düğünler listesinde yer almıştır. Gerçekleşen düğünde bugünkü karşılığıyla tam 100 milyon dolar harcandı. Bu inanılmaz rakama harcamak hiç kolay değil. Stadyumda toplam 7 gün süren bir yemekli, eğlenceli düğün gerçekleştirilmiş. Yeni evli çift, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan tüm kasabaları at sırtında gezerek ziyaret etmiş. Yanlarındaki devasa konvoyla birlikte gittikleri her yerde ziyafet vermiş ve halka hediyeler bırakmışlar. Düğün için alabildiğine lüks mücevher dolu, tam 20 deve süslenip büslendirilmiş ve bu evlilik için ülkenin dört yanına yollanmıştır. Lüks gece partileri. Arap şeyhlerin Avrupa'ya veya Amerika'ya gidince gizli olarak yaptıkları aktivitelerden biri de alkollü gece partileri oluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden şarikada tahtın varisi olarak gösterilen Şeyh Halid bin Sultan El Kasimi, geçen hafta Londra'nın en pahalı semtlerinden birindeki dairesinde düzenlenen seks ve uyuşturucu partisinin ardından ölü bulundu. Bu vaka Arap zenginlerinin yaşadığı ilk vaka değil. İngiliz tabloid gazeteleri, Şeyh Halid'in de sürekli olarak uyuşturucu ve eskortlarında bulunduğu tüm hafta sonu boyunca süren partiler düzenlediğini yazdı. Şeyh Halid'in uyuşturucu partisinde hayatını kaybetmesi aile için bir ilk değil. Ağabeyi Şeyh Muhammed bin Sultan El Kasimi de 1999'da Sussex'te ailesine ait 3 milyon sterlin değerinde bir malikanede eroinden dolayı doz aşımı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Petrol zengini Körfez ülkelerini yöneten prens ve şeyhlerin kendi ülkelerinde yasak olan her şeyi yurt dışında dibine kadar yapıyor. Özellikle de İngiltere'de Londra, Amerika'da ise Los Angeles caddeleri her yaz Orta Doğu'nun kavurucu sıcağından kaçıp gelen Arap prenslerinin son model arabalarıyla sergiledikleri şova seks ve uyuşturucu partilerine ev sahipliği yapıyor. Arap playboylar Londra'da daha çok Harrods mağazasıyla Darkester ve Claridge's otelleri civarında görülüyorlar. Özellikle Katar, Suudi Arabistan, Baye ve Kuveyt'ten gelen prensler lüks otomobillerini yaklaşık 30 bin dolar ödeyerek kendi ülkelerinden uçakla getirtiyorlar. Hatta Katar Hava Yolları'nın yazları bir filosunu tamamen Arap prenslerin lüks otomobillerini Avrupa ve Amerika'ya uçurmak için ayırdığı söyleniyor. Petrol zengini Arap ülkelerinin parayı nereye harcayacaklarını şaşırmış olan şeyh ve prenslerinin çoğu ülkelerinden dışarı çıktığında ben zenginim, istediğimi yaparım tavrıyla hareket ediyor. Arap şeylerin partileme merakı sadece Avrupa'ya değil, Türkiye'ye de sıçradı. Bundan birkaç yıl önce Bodrum'a demirleyen dünyanın en pahalı mega lüks yatının Suudi Kraliyet ailesi tarafından kiralandığı ortaya çıkmıştı. İngiliz bayraklı yat Solange'yi kiralayan Suudi Arabistan prensi Nawaf El Saud burada diğer prens ve şeyhlerle birlikte mankenlerle eğlenip para saçarken görüntülenmişti. Gittikleri her ülkede neredeyse milyonlarca dolar harcayan bu şeyh ve prensler pek çok ülkeye de adeta turizm desteği veriyor. Vahşi hayvanlar. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinde yaşayan zenginlerin yeni modası ise vahşi hayvanlar. Bu yeni moda bazı Instagram kullanıcılarının fotoğraflarında kendini gösteriyor.
Sahip oldukları aslan, kaplan ve leopar fotoğraflarını sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşan kullanıcılar arasında takipçi sayısı 250 bin ulaşanlar var. Bazı zengin Arapların kendine özel yaptırdığı hayvanat bahçeleri bile var. En çok vahşi ve pahalı hayvana sahip olanlar diğerlerine göre bir adım daha çok öne çıkıyor. Altın kaplama diş. Bildiğiniz gibi pek çok zengin insan dişlerini altın kaplama yapar. Arap ülkelerinde yaşayan zenginlerin neredeyse çoğu dişlerine en bir tane olsa bile altın kaplama yaptırmıştır. Zenginliğin belirtisi olarak gösterilen altın, Arap zenginlerinde vazgeçilmez bir parçası oluyor. Öyle ki pek çok günlük yiyecek ve eşya altından oluyor. Dubai en zenginlerin evinde bulunan eşyaların çoğu altından yaptırmıştır. Pek çok Arap şeyin altından klozet yapması çok dikkat çekmiş ve pek çok kesimden tepkilere neden olmuşlardı. Lüks arabalar. Pek çok şey ve prensin birden fazla arabası var. Bu arabalara ödenen paralar ise dudak uçuklatıyor. Multitrilyoner zengin Araplar sadece en iyi arabalara değil, aynı zamanda en gösterişli arabalara binmek için yarışıyor. Çok özel şekilde altın kaplama ya da işçilikle bezeli arabalar için dünyanın parasını ödeyen zenginlere arabalar hazırlıyor. Lamborghini ve Ferrari gibi lüks araçlara altın kaplayan Araplar bile var. Suudi Arabistan doğumlu genç Turki bin Abdullah, İngiltere'de zengin yaşayan birkaç kişiden biri. Kendisinin sadece tek bir Lamborghini değil, pek çok lüks aracı da var. Altın rengi Turki'nin uğurlu rengiymiş. Her arabasını bu şekilde modifiye ettiriyor ve bu süreçte bizzat kendisi de katılıyor. Turki altın rengini sadece araçlarında değil, kendi üzerinde kullanmayı da seviyor. Gittiği her şehrin en lüks otelinde kalıyor. Adını çöle yazdırmak. Abu Dhabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad bin Hamdan El Nahyan adını 1 kilometre boyundaki dev harflerle çöle yazdırdı. Şeyh'in sahibi olduğu El Futaysa adasında yazılan 3.2 kilometre uzunluğundaki isim uzaydan görülüyor. Hamad'ın ilk iki harfi denizden gelen su yolu şeklinde. Bu yüzden dalgalar kesinlikle harfleri silemiyor. 22.5 milyar dolar serveti olan Şeyh'in 200 otomobili var. Bunlardan 7 Mercedes 500 sel, 7 ayrı renkte olduğu için gökkuşağı Şeyh'i diye anılıyor. Evini piramit şeklinde yaptıran şey, daha önce de dünyanın en büyük kamyonunu imal ettirmişti. Bekaret. İsmini G-Cell olarak açıklayan 19 yaşındaki Amerikalı model internet üzerinden bekaretini satılığa çıkardı. İsmi açıklanmayan bir Hollywood yıldızından daha fazla teklif veren Abu Dhabili bir zengin, 3 milyon dolar karşılığında modelin bekaretini satın aldı. Bekareti için teklifin 3 milyon dolara kadar çıkacağını asla hayal edemediğini söyleyen model, bekaretini satışa çıkaran kızlara tepki gösterilmemesi gerektiğini belirterek, "Herkes bu konuda özgür. Eğer ilk cinsel deneyimimi sevmediğim ve evli olmadığım bir adam ile geçirmişsen, bu benim tercihimdir ve herkesin saygı göstermesi lazım," dedi. Almanya'da çiftin ilişkiye girmesi için bir otel ayarlandı. Öte yandan ismi gizli tutulan Arap zengininin kim olduğu da ortaya çıkmadı. Hazreti İsa tablosu. Dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci imzalı, Salvatore Mundi'yi Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın satın aldığı ortaya çıktı. Tablo bir süre önce 450.3 milyon dolara satılmıştı. Fakat sahibinin ismi gizli tutulmuştu. Tabloda sağ elini havaya kaldıran, sol elinde ise kristal bir küre tutan ise peygamber resmediliyor. 1958'de Sotheby's Müzayedevi tarafından sadece 45 pound'a satılan tablo, 2005'te üstüne boyama yapılmış bir şekilde tekrar açık arttırma ile satılmıştı. Hayvanlara birinci sınıf uçak bileti. İlk başlarda dediğimiz gibi pek çok Arap zenginin pahalı hayvanları bulunuyor. Başka bir ülkeye gittikleri zaman ise bu hayvanları yanında götürmeyi asla ihmal etmiyorlar. İsmi açıklanmayan uçak pilotunun paylaştığı fotoğraftaki açıklamaya göre, Suudi bir prens uçakta taşımak istediği 80 şahini için 80 adet birinci sınıf uçak bileti aldı. Uçakta evcil hayvan taşımanın bile sorun olabileceği düşünülse de, Körfez ülkelerinde çok popüler bir hayvan olan şahinler için Etihad, Emirates, Katar gibi hava yolları belirli sayıda yırtıcı kuşun uçaklarda taşınmasına izin veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde şahinler için özel bir pasaport dahi var. 3 yılda bir yenilenmesi gereken pasaportlar sayesinde bu hayvanların Bahreyn, Kuveyt, Umman,
Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas ve Suriye gibi ülkelere taşınması sağlanıyor. Zira Körfez ve Orta Doğu ülkeleri arasında Şahin büyük saygı duyulan yırtıcı kuşlardan. İçlerinde 250 bin dolara müzayedelerde satılanlar dahi var. Körfez ülkelerinde sadece Şahinler için sağlık hizmetleri sunan özel hastaneler de mevcut. Dubai'de özel olarak kurulmuş bir Şahin şehri. Hamad bin Hamdan El Nahyan. Abu Dhabi'nin multimilyarder şeyhlerinden Hamad bin Hamdan El Nahyan'ın pek çok araba koleksiyonu bulunuyor. Müzede klasik araçların dışında çok sayıda özel tasarım araç da yer alıyor. Hamad bin Hamdan El Nahyan uzun yıllardır özel yapım 4x4 off-road arabalarla ilgileniyor. Kendisine özel araçlar tasarlatıyor. Hatta en büyük arabalara sahip, öyle ki bazı araçlarda 8 hatta 14 tekerlek bile bulunuyor. 14 tekerlekli olan araç arazide oldukça iyi bir iş çıkarıyor ve neredeyse bir uçak boyutunda. Şeyh Hamad bin Hamdan El Nahyan'ın 22.5 milyar dolar değerinde kişisel serveti olduğu söyleniyor. Kendisine ait özel uçağı ve helikopteri de var.